Merhaba arkadaşlar. Furkan kardeşimiz geçen günlerde denizde kaybolmuştu biliyorsunuz. 15 Temmuz 2017'de. Onu da rüyasından gören bir minik kardeşimiz var. 11 yaşında. Şimdi onun rüyasını dinleyelim, arkasından yorumumuzu inşallah yapacağız. Şimdi gidelim rüyaya. Bir bakalım neler görmüş, Furkan kardeşimiz de neler yaşamış. Bir görelim. Evet, bir rüya aileyi az da olsa umutlandırdı ve çalışmaları Karaburun'a yönlendirdi. 11 yaşındaki çocuk Furkan'ın anne babasıyla paylaştığı o rüyayı ATV Haber ekibine de anlattı. Söyledikleri çarpıcıydı. Hemen belirtelim sayın seyirciler, arama çalışmalarına yön veren çocuk kayıp Furkan'ın uzun zamandır hiç görmediği bir akrabası. Ve rüyasında gördüğü Karaburun'a da daha önce adımını dahi atmamış. Yüzünü ekrana getirmeyeceğiz ve tabii bir de bu iddiaların bir çocuğa ait olduğunu unutmadan o çarpıcı rüyanın ayrıntılarını dinleyelim şimdi hep birlikte. Furkan abi bizi aldı buraya getirdi. Ben dedim ki abi dedim biz neredeyiz dedim niye buraya geldik dedim. Dur dedi ben sana anlatacağım dedi. Tam şu düzlük alanımızda masamız vardı. O masayı düzeltiyordu. Dedi ondan sonra geldi yanıma dedi ki benim adım Furkan dedi. Beni biliyor musun dedi. Ben denizde kaybolan çocuğum dedi. Ben de evet biliyorum dedim. Ondan sonra yemeğimizi yedik. Tam bu bölgede koltuğumuz var yırtık atmışlar. Ondan sonra bana o koltuğu gösterdi. Beni oraya götürdü indirdi. Orada oturduk. Benle azıcık sohbet etti. Nasıl bebek sahilden kayıp olduğunda buraya dalgalandığını falan anlattı bana. Ondan sonra da annemle babam buraya getir beni buradan alın dedi. Ben de tamam dedim. Söyleyeceğim dedim. Ondan sonra rüyam bitti. Sabah olmuştu. Rüyadır gerçek değildir dedim. Söylemedim. Gün gün aynı şeyleri tekrarlamaya başladı. Kaç gün yordun? 8 gün yordum. Peki daha önce buraya gelmiş miydin? Bu koltuğu falan gördün mü buralarda? Hiç gelmedim. Daha ilk defa geliyorum. Rüyamda koltuk aynı şekilde oradaydı. Dediğim gibi bana kızıyordu. Ondan sonra benim kolumdan tuttu. Niye anneme söylemiyorsun diye kızdı bana. Denize atladık beraber. Orada denizin 20 metre derinliğinde 3 tane kaya var. Hepsi de büyük bir şekilde. Onların arasına sıkıştım dedi. Birisi suya girip kafasını sokarsa tek elim havada dedi. Tek elim sıkışmadı dedi. Görürsünüz beni dedi. Ondan sonra 5. gün benle çok kızıyor diye ben de uyumadım. En sonunda dayanamadım. Gittim annesine babasına söyledim. O gün akşamki rüyamda bana dedi ki sen annemle babam beni anlatırken senin yanındaydım dedi. Seni duyuyordum dedi. O gün akşamki rüyamda bana teşekkür etti falan. Evet izledik. Aslında çocuğun verdiği her detay hiç gitmediği o Karaburun'da vardı. Sadece Furkan hariç. Bir tek o çıkmadı sayın seyirciler ve aramalar yine sonuçsuz kaldı. Sahil güvenlik ekipleri şimdi aramaları yine İstanbul Boğazı'na çevirecek. Ancak sonuç alınamazsa çocuğun tarif ettiği yer bir kez daha aranacak. Evet sevgili arkadaşlar, rüyayı dinlediniz. Bu rüyayı eğer bilinçaltı olmuş olursa buraya çıkmaz. Ama bilinçaltı olmazsa burada minik kardeşimizin görmüş olduğu rüyada çocuğun denize atladığı yere kadar, Furkan kardeşimizin denize atladığı yere kadar o sahili AKOT'un ya da denizaltı polisinin gezmesi lazım ki kayalık taşların özellikle minik kardeşimizin gösterdiği yerden ta çocuğun Furkan kardeşimizin denize atladığı yere kadar sahili incelemeleri gerekiyor. Eğer bilinçaltı değilse ki bilinçaltı değil çünkü bunu 5-6 kez üst üste görmüş, üst üste gördüğü rüyada da çeşit çeşit olaylar Furkan kardeşimizde yaşamış. Bakın zaten eğer rüyayı da iyi dinlediyseniz onu da siz kendiniz bile çözeceksiniz. Çünkü her gördüğünde Furkan kardeşimize ayrı ayrı olaylar yaşamış. Bu yüzden de biz ailesine sabırlar diliyoruz. İnşallah bu kardeşimiz en erken vakitte bulunur diyorum ve duacı oluyoruz. O yüzden de şunu söylemek istiyorum, eklemek istiyorum. Siz değerli kardeşlerim de bu aileye duacı olun diyorum. Bu minik kardeşimizin, 11 yaşındaki kardeşimizin de görmüş olduğu rüya inşallah çıkar ve böylelikle Furkan kardeşimizin ailesi kavuşur. Sevgili arkadaşlar, bu rüyaya göre bu uyarıcı bir rüya.
Burada muhakkak ki eğer bilinç altı değilse, eğer zihin altı değilse bu rüya çıkacaktır. Sevgiyle saygıyla kalın. Bir dahaki çekimimizde buluşmak üzere.